Bu sanki de o zararlı o. Bu zararlı o. Şimdi öncelikle halk sağlığı kısmıyla başlayalım. Böcek, beyaz sinekler halk sağlığına, insanlara zarar vermez. Çünkü beyaz sinekler bitki zararlısı. Bitkiyle beslenirler. Tüm dönemleri bitki üzerinde tamamlarlar. İnsanlara herhangi bir zararları yok. Ne zaman çıkarlar? Popülasyonları ne zaman yükselir? Beyaz sinekler sıcağı severler. Sıcak ve nem yüksek olduğunda beyaz sinekler popülasyon oluştururlar. Aslında doğada varlar, her zaman bulunurlar ama ne zaman ki sıcaklık yükselir, nem yükselirse bunların popülasyonları da yükselir ve insanlar tarafından fark edilmeye başlanırlar. Çok fazla türümüz var. Beyaz sinek olarak tanımladığımız binin üzerinde tür var. Dolayısıyla çok geniş konukçu bitki dizisi var. Çok farklı bitkilerle beslenebilirler. Örneğin bazı türler pamuğa spesifiktir. Pamuk bitkisiyle beslenirler. Bazı türler ağaçlı formdaki bitkilere spesifiktir. O bitkilerle daha çok beslenirler. Yani birçok bitkide, sebzede görme şansınız var. Popülasyon çok yükselirse insanların yüzüne, gözüne gelebilir. İnsanları o şekilde insanlarda rahatsızlık yaratabilir. Ama onun dışında bir rahatsızlık yaratmazlar. Hiçbir şey yapmalarına gerek yok aslında. Boş yere bir kimyasal uygulayıp hem kendilerine bir kimyasal gelmesine gerek yok. Hem de boş yere ortalığa kimyasal saçmalarına gerek yok. Çünkü bir süre sonra bunlar kaybolacaklar. Sıcaklık düşmeye başlayınca, nem düşmeye başlayınca, yağmurlar başlayınca zaten ağaç üzerinde olanlar, bitkilerin üzerinde olanlar yıkanacak. Çoğalma koşulları da ortamdan kalkacağı için de popülasyonları düşecek. Herhangi bir şey yapmalarına gerek yok. Hiç kimsenin korkmasına, tedirgin olmasına aslında yok, gerek yok. Yok, hiçbir şekilde tedirgin olmalarına gerek yok. Çünkü doğrudan insanla beslenme ya da insana bir şey bulaştırma durumları yok. Beyaz sineklerin yok.